Merhaba sevgili saptan severler. Yeni bir pratik derse hoş geldiniz. Evet, İngilizce oynayalım. Birden D4'e döndük. Bakalım ne oynayacak? Slav mı oynayacak? A6 Moldova Slavı. A4. Evet, burada D5 oynayacağım. Fince 4. Benoni tarzı bir şey oldu. Şimdi B5 sürdürtmüyoruz. Fil G5, H6'ya fil H4, fil G3 oynayabilirim. Çünkü bloke şu an. Geçer piyonu bloke etmiş. Evet, bir A5 sürmemiz gerekiyor. B5 sürecek yine A5'e. At B6 alacak diye düşünüyorum. Şimdi vezir D2. Kaleler arasındaki bağlantıyı açalım. Şimdi G5 istiyor. Aslında G5 çok da sıkıntı değil bence. Bir feda patlatırız oraya. Kaleye E1 gelsek. At A4 gelebiliriz. At B6 fikriyle. Ama at değil de. Fil F6 at A4 oynasak. Direkt at A4. Fil F6 istiyorum şimdi. Bir de fil D3 ile o fili kovabilirim. Ne oynasam. G4 oynayayım. Fedai o yaptı. Biz yapacaktık. Ben de fil G5 alacağım. Gelelim böyle. Fil G5'imi kesiyor. Taşı geri almış oldu. Evet, iki piyon geriyiz. Sıkıntılı bir konum tabii ki. C7. İki piyonumuza güveniyoruz burada. Çok hızlı oynuyor rakip. Şimdi kale B7, kale B8 oynayacağım. Ya konum tabii kayıp. Ama karşı şansım C7 piyonu. Bunu kullanmaya çalışıyorum. Kale B8 oynayamıyoruz. Şimdi C6 atını yok etmek lazım. At F3. Ya da at G4, at E3, at D5. Bu daha iyi sanki. Şimdi kale D6. Kale B8 oynayacağım at A5'e. Evet. Yani konum kayıptı ama C7 piyonunun kuvvetini kullanmak adına karşı bir şans elde etmeye çalıştık. At D5. İlginç. Ve bu şansla oynayalım dedi. Fil D3, fil C4 de vardı aslında. Fil C4 daha iyi olabilir de. Vezir E3. Peki. Niye fil C4 oynamadım ben? Fil C4 teorisi. Çok oynanan varyant fil C4. Arkadaşlar halimden de anlayacağınız gibi kamp yorucu geçti. Kendime gelemedim daha. Şimdi şah F1'den tüyeceğim.
Şimdi burada klasik fedalar var. D5 oynuyorsunuz, alınca E5 sürüyorsunuz gibi. Şimdi şah F1 bir kaçalım. B6 oynayabilir. Kale D3 alalım. B6 veya B5 oynarsa. B5 file 6 istemiyor ama B6 file 6 istiyor. Şah E1, şah G1 kaçacağım. File 6'yı kesmiş olacağım. Şimdi kale D2, kale AD1 gelebilirim. Kale D2 gelelim. Kale AD1. D5 geçer piyon yaratmaya çalışacağım. Tabi bir hava deliği de açalım. Şişle. Halen burada aynı fikirde oynayabilirim. D5 alınca E5. Şimdi E6 şahı zayıflatmak istiyorum. At D4 geleceğim. At F5 oturmak istiyorum. Tehditlerim fazla. Şimdi kale A3 gelirse A2'ye basmak için vezir C7 var. Gelemiyor. Savunmasız taşa var. Baskı yapıyorum savunmasız taşlara. Şimdi at E5 fikirlerinden birisi. F7'ye baskı yapıyorum. Evet, şimdi vezir G4. Aslında D5 alınca E5 de ilginç. Vezir G4'e fil C8 mi oynayacak acaba? D5 alınca E5 çok hoşuma gitti. Deneyelim. D4 oynarsa F6'yı alacağım. F3'ü alırsa. Peki girelim buna. Ataş 4, at F5 fikirleri de olabilir. E5 oynadı. Vezir G4, vezir G6. Vezir G4, vezir H5 daha iyi. Fil C8 fil H3 istiyor. Şimdi at F4, at H4 konuşamıyorum ya. O derece yorgunum arkadaşlar. At H4, kale D3, kaleyi G3'e gelme fikriyle 3. yataydan. Şimdi E4'e baskı yapıyor. D6 oynasam, E4'e alınca D7 oynasam. Vezire 8. Terk oldu. Geçer piyonun gücü. Evet. Şahint oynayalım diyeceğim ama bir türlü istediğimiz varyantlar gelmiyor. Şimdi vezir B6 gelsek. H6, G4'e fil H7. Şimdi G5 sürmek istiyor mu gerçekten? Fil E7 gelsem. C5 de olabilir. Ya da taş çıkalım. Artık C5'in vakti geldi. At F4 G5 mi sürecek acaba? Şimdi rok atsam G5 var. Peki. Aslında rok G5 at H5 ilginç bir varyant. Fil D7 at G3. Şimdi at B8 at C6. At E8 at D6 G5'e de. Şimdi at E8 oynasam burada da at D6 fikriyle G5'ini kesmiş oldum bir. Tamam. İlk at C6 çıkalım. C4, B5, B4 fikriyle oynayabilirim. Hemen acele etmiyorum tabii ki buna. Şimdi C4. Alacağım bunu. Çünkü F6, E5 oynama fikrim de var.
F6 at F7. E5 sürmeye çalışacağım. Tabi orada E4 sürebilir. E4 ile. Evet, burada fil A3 hamleleri çok ilgimi çeken hamleler. G5 de oynayabiliriz aslında. E5. Şimdi E4'e E5 düşünmüştüm. Biraz keskin olacak. Önce bir kaleci 8'de filin nereye gideceğine bakalım. Sonra bir şah G7'de oynayalım. At E3'e koyma fikri olur. At F1, at E3. Fil D6 ile değişsem mi? Şimdi kaleye 8 gelebilirim. Bunu artık at D6 da oynayabilirim. Fil F3 istiyor. Peki fil D6 gelsem. Evet, ilginç bir feda aklıma geldi. Şimdi fil D5'e fil A3. Fil F7'ye fil B2. Fili geri kaçarsa fil C3. Yani çok fazla piyon oluyor orada. Şimdi kale E7'ye şah F8 oynayabilirim. Kale E7'ye fil C3 de alabilirim aslında ama fil C4 almasını istemiyorum ya. Şah F8 daha iyi galiba. Şimdi fil C3, ver D2'yi, ver D4'ü. Yani çok fazla piyon oldu. Kaleye de oynaması lazımdı aslında. 38 saniyemiz kalmış bu arada. Şimdi bir dakika, kale D4'e taş kaybetti. Fil D3 şah çekeceğim, şah E2. Sonra fil C2 oynayacağım. B4 sürelim. Bize çıkalım artık. Atın gidecek çok fazla yeri yok gördüğünüz gibi. Devam. B2, B1 vezir. Evet, zamanlar da eşitlendi, hatta öne geçtik. Evet arkadaşlar, bu haftayı atlattık. Şimdi haftaya salı günü 10+5 yine videomuz olacak. Sonra çarşamba günü bir açılışla başlayacağım. Bu videonun altına yorumları yazın, hangi açılışla başlamamı istiyorsanız. Genel fikirlerle beraber açılış anlatacağım. Açılışa da gireceğiz çarşamba günü için. Videonun altına yazarsınız yorumlarda hangi açılışı istediğinizi. En çok istenen açılışı anlatmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.